glikolizi öğrenirken glikoz molekülü ile başladığımızı ve süreç sonunda 6 karbonlu glikoz molekülünün tabii ki içinde hidrojen ve oksijen de var ama biz daha çok karbon sayısı ile ilgileniyoruz. 2 tane 3 karbonlu piruvata dönüştüğünü daha önce görmüştük. Bu olayın sonunda da net olarak 2 ATP elde ettiğimizi söylemiştik. Aslına bakarsanız ilk aşamada bu aşamayı yatırım fazına benzetebiliriz. 2 ATP harcarken bir sonraki aşamada yani üretim fazında 4 ATP üretiyoruz. Böylece de net olarak 2 ATP elde etmiş oluyoruz. Karımız oluyor yani. Ama tabii ki olanlar bunlarla sınırlı değil. Ayrıca 2 tane NAD artı molekülü yani nikotinamit adenin NAD NADH'a indirgeniyor. Neden indirgeniyor? Gördüğünüz gibi molekülümüz elektron kazanıyor. Yani indirgeniyor. Kafanızda oluşacak bir sonraki soru: Peki bundan sonra neler olacak olabilir? Bundan sonra yeteri kadar oksijen varsa bu işlem hücresel solunumla devam eder. Ürünler de mitokondriye doğru gider. Çünkü piruvat ve NADH daha fazla ATP elde etmek için kullanılabilir. Piruvat Krebs döngüsünde ya da diğer adıyla sitrik asit döngüsünde daha fazla parçalanır ve de bu döngülerde ATP ve daha fazla NADH üretilir. Oluşan NADH'lar elektron taşıma sistemine iletilir. Bu şekilde de daha fazla ATP üretilmiş olur. Peki, eğer ortamda oksijen yoksa ya da oksijen kullanmayı sevmeyen bir organizmaysanız ya da oksijen kullanmayı bilmiyorsanız diyelim o zaman ne olacak? Bu videoda bundan sonra olabileceklerin sadece bir tanesinden bahsedeceğiz, yani laktik asit fermentasyonundan. Aynı zamanda bu iki tip fermentasyonun bir tanesi. Evet, laktik asit fermentasyonu. Evet. Laktik asit fermentasyonu aslında daha fazla ATP üretebilmek için değil de glikoliz sonucunda oluşmuş piruvat ve NADH'ları geri kazanabilmek için gerçekleşir. Piruvatın ve NADH'ın bağlarında ATP'ye dönüştürülebilecek enerji olsa bile laktik asit fermentasyonunda bu enerjiden vazgeçilir. Yani istemiyoruz kardeşim bu denir. Piruvat daha çok NADH'ı yükseltmek ve NAD artı elde etmek için kullanılır. Bu şekilde glikolizin gerçekleşmesi için daha fazla NAD artıya sahip oluruz. Bu nedenle fermantasyon yapan organizmalar için en önemli enerji kaynağının glikoliz olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak laktik asit fermantasyonunda glikoliz sonucunda ortaya çıkan ve kullanılamayacak olan ürünler yani piruvat ve NADH geri kazanılır. Bu şekilde de glikolizin devamı sağlanır. Bunu değişik ve de e, günlük hayatta çok fazla karşılaşmadığımız bir şey olarak düşünebilirsiniz. Halbuki durum öyle değil. Aslına bakarsanız her gün ya da haftada bir kere laktik asit fermentasyonu yapan organizmalarla besleniyor olabilirsiniz. Mesela bu gördüğünüz yoğurt. Yoğurt, Lactobacillus adı verilen bakterilerin süt şekerini sindirerek önce glikoliz sonra da laktik asit fermentasyonu yapmaları sonucu oluşuyor. Bakteriler piruvatı e, ...laktata ya da eşlenik asit cinsinden düşünürseniz laktik aside dönüştürüyorlar. Piruvik asit ve laktik asit de diyebiliriz aslında. Piruvat da piruvik asidin eşlenik bazı. Laktat da laktik asidin. Yani işte olayın şeyi bu yani aslında piruvat da piru, pi, piruvik asidin eşlenik bazı, laktat da laktik asidin. Yoğurda kendine has tadı veren şey burada gördüğünüz bakteriler yani... Lactobacillus. Bu bakterinin de değişik türleri var ve hepsi buradaki değişik besinlerin üretilmesinde kullanılıyor. Mesela buradaki konuştuğumuz yoğurt ya da onun yanındaki bir Kore yemeği olan kimchi. Bu yemek için değişik türdeki bir e, Lactobacillus kullanılıyor. Ve sebzelerin içindeki şekerden laktik asit fermantasyonu yapılıyor. En solda gördüğümüz ise Alman tipi lahana turşusu. Burada da farklı bir tür laktobasillus, e, lahanadaki şekeri kullanıyor ve bunu kullanarak laktik asit vermatasyonu yapıyor. Şimdi burada neler olduğu hakkında biraz daha detaylı bir şekilde düşünelim. Daha önceden de bahsettiğim gibi piruvatın ya da piruvik asidin, bakın buraya çizdiğimde zaten piruvik asit, gördüğünüz gibi burada bir hidrojen protonu var. Eğer bu protonu kaybedersek burada gördüğünüz molekül oluşmuş olur. Bu molekülde yukarıdakinin aynı ama gördüğünüz gibi proton yok. Oksijen ise elektronu tutmuş. Diğer uçtaki hidrojenler, bu üç hidrojen ise burada gözükmüyorlar ama aslında varlar. Sadece burada göstermemişiz. Yani yalnızca farklı bir gösterim kullanmışım, hepsi bu. Evet, bu protonu kaybettiğimiz zaman elimizde kalan şey piruvat. Yazalım, piruvat, piruvat. Burada piruvatın ya da piruvik asidin e, NADH'ın yükseltgenmesi için e, kullan, e, kullanıldığını görüyoruz. Buna NADH'tan bir H eksi e, ya da elektron e, H eksi alınması ya da elektron alınması da diyebiliriz buna. Aslında tabii bir elektrondan fazlası alınıyor ama yine de kısaca NADH elektron kaybediyor diyebiliriz. Evet elektron kaybediyor demek ki yükselt geniyor. Bu şekilde de üretilen NAD artı glikoliz için tekrar kullanılabiliyor. Piruvik asit NADH'ı yükselt gediği zaman kendisi de indirgenmiş oluyor. Evet indirgeniyor yani elektron kazanıyor. Asit formundan düşünürsek eğer bu işlemin sonunda laktik aside dönüşmüş oluyor. Yazalım laktik asit. Zaten bu yüzden bu işleme laktik asit fermentasyonu diyoruz. Eğer elimizde oksijen olsaydı ve onu kullanabilseydik, pürüvik asit enerji üretebilmek için hücresel solunumda kullanılabilirdi. Ama oksijen olmadığı için piruvat sadece NADH'ı yükseltmek ve e, ve de daha çok NAD+ üretilebilmek üretebilmek için yani kullanıldı. Şimdi de bu anlattıklarımı bir kez daha gözden geçirelim beraber. Size ilk göstermek istediğim şey şu. Aslında genel olarak biyoloji derslerinde NAD ve NADH diye bahsediyoruz. Ama sanki soyut bir kavramdan bahsediyormuşuz gibi hissediyor olabilirsiniz. İşte bu yüzden size bu molekülü göstermek istedim. Bu gördüğünüz nikotinamit adenin dinükleotidin bir resmi. İsminin epey uzun olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Ama içerisinde biyolojide oldukça sık karşılaştığınız yapıları görebilirsiniz. Mesela burada gördüğünüz nikotinamit. Burada gördüğünüz ise dostumuz adenin. Adenini daha önce ATP'nin yapısında hatta DNA ve RNA'nın yapısında da görmüştük. Burada da bir riboz görüyoruz. Buradaki ise ribozun türevi diyebiliriz. Burada ise fosfat grubu, burada da bir fosfat grubu daha var. Nikotinamit ve adenin. Evet, burada bir nükleotit, burada da ikinci bir nükleotit var. Bu yüzden de adına e, nikotinamit adenin dinikleotit denilmiş. Şimdi bu molekülün adı daha anlamlı gelmeye başlamış oldu size değil mi? Aslında bu molekül birçok mekanizmada yer alan önemli bir molekül. Bu yüzden size göstermek istedim. Sadece NAD diye yazıp geçince sanki gereken önemi vermiyormuşuz gibi hissettim bir anda. Diğer yandan NAD ya da NAD, da diyebiliriz. NAD, NAD. NAD bir koenzim. Koenzimleri bir başka videoda öğrendiğimizi hatırlıyorsunuzdur umarım. Mesela laktat dehidrogenaz bu tepkime de kataliz görevi alıyor. Bu konuyu şu şekilde çizerek de anlatabiliriz. Enzimler yani şu büyük protein yapıları gördüğünüz gibi değişik şekillerde katlanabilirler. NAD ise buralarda bir yerde olabilir. Hatta laktik asit fermentasyonu olarak düşünürsek NADH. Evet, NADH burada olsun. Tabii ki ben nasıl gözükebilecekleri hakkında tahminde bulunup bu şekilde çiziyorum. Aslında bu şekilde olmayabilirler. Sonuç olarak bu yapı piruvat ile tepkimeye girecek. Piruvat her ne kadar bu enzimin substratı olsa da bu tepkimedeki asıl amaç NADH'ın yükseltgenmesi. Yani bir hidrojen ve de fazladan bir elektronunu kaybetmesinden bahsediyorum. Hidrojen ve elektron yani kısaca h eksi. Peki, yükseltgenme nasıl gerçekleşiyor? Gördüğünüz gibi burada fazladan ortaklanmamış bir elektron çiftine sahip bir azot var. Bu ortaklanmamış elektron çifti burada bir ikili bağ oluşturabilir. Buradaki karbon zaten bir ikili bağa sahipti, o zaman diğer ikili bağ açılacak ve bir yana kayacak. Evet, buradaki ikili bağ buraya geçiyor. Tam buraya, eğer burada yeni bir ikili bağ oluşursa, tıpkı son üründe görebildiğiniz gibi bu karbonun bir bağından vazgeçmesi gerekecek. O da bu uçta ona kovalent bağla bağlanmış olan bir hidrojenden vazgeçecek. Yani iki elektronunu da iki elektronu da kaybetmiş olacak. Buradaki iki elektronu birden kaybedecek. Bu iki elektron da piruvatın bu karbonuna bağlanacak. Ancak bu karbonda yeni bir kovalent bağ sahip olduğuna göre eskilerinden birinden vazgeçmesi gerekecek. Mesela oksijenle arasındaki ikili bağın birinden vazgeçebilir, değil mi? O zaman bu elektronlar ya oksijenin üstüne geçer, ya da büyük olasılıkla yanlarından geçen bir su molekülünden ya da bir hidronyumdan bir proton kapmak için kullanılabilirler. Bunu bu şekilde çizebiliriz. Burada buradan bir tane hidrojen yani proton kapabilirler. Sonuç olarak ne elde edeceğiz? Buradaki ortaklanmamış elektron çifti artık bu ikili bağın içinde. İkili bağın yeri de değişti. Artık e, burada bir ikili bağımız var. Buradaki hidrojenlerden biri kaybedildi. Sonuç olarak da NAD'ye geri dönmüş olduk. Buradaki azot daha önce nötr haldeydi. Ama şimdi buradaki elektronları tutmak yerine onları paylaştığı için pozitif bir yüke sahip. İşte bu yüzden bu moleküle NAD artı ya da NAD artı diyoruz. Çünkü hem hidrojen hem de elektron kaybetti. Yani hem hidrojenin elektronunu hem de başka bir elektronu kaybetti. Bu yüzden de pozitif yük'e sahip oldu. Şimdi bir de piruvata bakalım. Burada e, hidrojenlerini kaybetmiş durumunu çizdiğimize göre piruvatta laktat dönüştü diyebiliriz. Eğer bu sağ alt köşede bir protonumuz olsaydı o zaman da laktik asit diyecektik. Umarım bu anlattıklarım size faydalı olmuştur bir organizmanın bütün bunları yapabiliyor olması çok ilginç değil mi? Yani Lactobacillus tabii ki bunları yapan tek organizma değil ama burada gördüğünüz birbirinden lezzetli yemeklerin yapımında rol alıyor. Aslında bu kadar karmaşık süreçler sürekli olarak doğada ya da vücudumuzda meydana geliyor. Bu kadar küçük organizmaların bunu gerçekleştiriyor olması sizce de oldukça ilginç değil mi? Yani Lactobacillus'un boyutları 5-10 mikrometre kadar. Evet doğru duydunuz mikrometre yani metrenin milyonda biri kadar.